Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kırmızı pancar turşusu ve iki çeşit salata tarifim var. Yapım aşamalarına geçelim. İyi seyirler dilerim. Güzelce yıkayıp soyduğum kırmızı pancarlarımı en büyükleri en altta olacak şekilde bir tencerenin içerisine yerleştiriyorum. Ve üzerlerine sıcak su ekliyorum, kettle'da ısıttım. Ocağa alıyorum, güzelce kaynatmaya koyuyorum. Pancarlarım yumuşayana kadar kaynatacağım. Bir çatal yardımıyla anlıyorum bunu. Çatalınız eğer kolay şekilde giriyorsa, aynı patates kaynatırken yaptığımız gibi, pancarlar olmuş demektir. Turşum için şimdi turşu suyunu hazırlayacağım. Daha doğrusu tuz erisin diye önce tuzumu koyuyorum. Bir tatlı kaşığı ve yarım su bardağı da sirkeyi koyuyorum. Bu şekilde kaya tuzu kullandığım için erimesi için önce koyuyorum. Yani sizler de böyle yapın. Erimesi önemli çünkü hani kavanoza koyduğumuzda her yerine tuz ulaşsın diye. İyice karıştırıyorum. Haşlanan pancarlarımı alıyorum böyle bir tepsiye solsun diye. Su da çabuk soğusun diye bir kabın içerisine suyu alıyorum. Çünkü turşunun geri kalan kısmını bu suyu kullanarak yapacağız. Bu su çok vitaminli ve değerli bir su. Atmayın sakın. Yani kalan suyun içerisine sebzeli çorba yapabilirsiniz. İçerisine bir tane patates, havuç falan doğrayarak. İsterseniz mercimek eklersiniz. Nasıl seviyorsanız ya da brokoli koyarak. Rengi çok güzel bir şahane çorba olur. Ya da ben tamamını turşuların içerisine ekledim, renk versin diye. Mesela lahana turşusunun içerisine falan ekleyebilirsiniz. Çok güzel oluyor rengi. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz suyunu da. Şimdi soğuyan pancarlarımı böyle yarım ay şeklinde kesiyorum. Sadece bir kavanozunu turşu yapacağım. Geri kalan kısmını da salata yapacağım. 1 litrelik kavanoz kullandım ben. Kare kare de kesebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız, nasıl seviyorsanız o şekilde kesin. Yaklaşık 10 kadar sarımsağım var. Böyle aralarına birkaç ekliyorum, tamamını bitirene kadar. Daha az seviyorsanız sarımsak miktarını azaltabilirsiniz.
Şimdi başta hazırladığımız sirkeli tuzlu suyu koyuyorum. Tuzumuz gördüğünüz gibi erimiş içerisinde. Ve üzerini kalan kısmına ağzına gelecek kadar, kavanozun üzerine gelecek kadar pancar suyunu ekliyorum. Ve kapatıyorum. Yani bu turşu 4-5 gün sonra olacak. Olduğunda başka videolarda çıkartır gösteririm eğer. Merak ediyorsanız yorumlara yazın. Çabuk olan bir turşu. Çünkü zaten kaynattık ya pancarı. Yani böyle yazın yapıp da çok böyle 25 gün falan, 15 gün falan beklediğimiz turşular gibi değil. Şimdi birinci salatama geçiyorum. Kalan pancarlarımın bir kısmını bu şekilde küp küp doğruyorum. İsterseniz rendeleyerek de yapabilirsiniz. Daha küçük de doğrayabilirsiniz. Bir tabağın içerisine alıyorum. Salatanın sosunda yarım limon, biraz zeytinyağı, tuz ve bir diş sarımsak kullanacağım ben. Ama tabii ki bu sosa ilave olarak seviyorsanız baharatları da kullanabilirsiniz. Pul biberdir, kimyondur, karabiberdir gibi. Damak tadınıza uyuyorsa ekleyin. Ama ben baharatsız bu şekilde daha çok seviyorum. Yani bu bir yönden de çabuk turşu gibi oluyor aslında. Çok faydalı bir salata. Mutlaka yapın, yiyin. Kendiniz yiyin, çocuklarınıza yedirin. Tam bir şifa deposu. Bir diş sarımsak ekliyorum şimdi limonun içerisine. Biraz da zeytinyağı ekleyip güzelce karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Siz yine tuz oranını da kendi damak zevkinize göre ayarlayın. Güzelce üzerine döküp karıştırıyorum. Biraz bekletirseniz bu sosu içerisine güzelce çekecektir. Daha güzel olur. Yani yaptıktan bir yarım saat sonra bekletirseniz sosu döküp lezzeti geçecektir. Çok güzel olacaktır. Bu salatayı et yemeklerinizin yanında yapabilirsiniz. Tavuk ya da kırmızı et falan. Çok yakışıyor. Birinci salatamız bu şekildeydi. Şimdi bunu bekletmeye alacağım. İkinci salatamızda pancarlarımızı rendeliyoruz. Rendelediğim pancarların üzerine yoğurt ekliyorum. Bu yoğurt ev yapımı bir yoğurt. Annem yaptı. Tabii ki hazır yoğurtla kullanıyorsanız sizin bileceğiniz iş. Ama tabii ki ev yapımı yoğurtla çok daha güzel oluyor. Yine içerisine bir diş sarımsak ve tuz ekliyorum sadece. Karıştırıyorum. Yoğurtlu salata efsane güzel oluyor. Yani benim favorim bu. Turşusunu da çok seviyorum. Ama turşu yoksa biraz önce bundan önceki yaptığım salatayı çabuk turşu niyetine yapıp yiyebilirsiniz afiyetle.
Güzelce karıştırıyorum. Yoğurt iyice krema kıvamına gelene kadar. Ve bu salatamız da gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Rengi şahane değil mi ya? Rengi çok güzel. Pancarı böyle yaptığınız kurabiyelerin içine renk vermek için ya da keklerin içine renk vermek için doğal gıda boyası olarak da kullanabilirsiniz. Aklınızda olsun. Ya da böyle erişte falan yapıyorsanız yazın, hamurun içerisine kullanırsanız rengi böyle mor renkli bir erişte olur. Çocuklar renkli erişteleri daha çok seviyorlar. Kullanabilirsiniz. Ve bugünkü bütün tariflerim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoya mutlaka yorum yapın. Denerseniz geri dönüşlerinizi bekliyorum. Farklı görüş ve önerileriniz varsa lütfen yorumlarda yazın bana. Ve bunun gibi tüm videolara ulaşabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir video yüklediğimde de anında haberdar olabilmeniz için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Tüm sosyal medya hesaplarınızdan videomu paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Takipte kalın, afiyetle kalın. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.